yapma. Haksız olan biz değiliz ki. Baba, özür dilemek bu kadar mı zor? Yani biz senin çocukların değil miyiz? Sesleri hala burada. Sesleri gitmemiş. Gitmek de gidilmez ki. Bilmiyorum değil mi? Gidemedik baba. Gidemedik. Gidemedik. Öyle kolay olmaz kızım. Ben çok gittim. Oradan biliyorum. Kahve iyi gelir şimdi. Oo, Vehbi yok ki. Vehbi var da kahve yok. Neyse, bu saatte tansiyon yapar. Alışmışız be dostum. Size kim alışır? Neyse, alışmışım yatağıma. Başka bir yerde uyuyamıyorum. İnsanın evi gibi var mı Vehbi? Başka yerde uyunur mu? Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Ya bu ne ya? Ödüm karıştı be. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim... Allah aşkına ya. Sabah sabah git şuradan ya. Bu ne ya? Sükas mısın kızım? Kalktınız kalktınız. Yoksa uzun havaya geçiyorum. Aa, imdat! Hani benim Recep'im. Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im. Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsan bak ne söylüyor. Duyuyorsun değil mi? Gideceğim. Mecburen efendim. Hani benim Recep'im. Çok tatlı Recep'im, ya. Benim kızım türkü söylüyor. İstanbul türküsü. Seymi veriz May Recep. May Recep sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. E ne oldu İstanbul türküsüne? İstanbul bir anda Washington'a bağlandı. Sarı lira almazsan karakola gideceğim. Seymi veriz May Recep. May Recep sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Ah Recep Bey ya. Türkiye'de kadınlara kram mı girmişti acaba? Ben o zaman Türkiye'de mi kalıyordum Vehbi? Kaptanlığı kolay iş sanma. Çok zor günler geçirdim ben. Belli oluyor efendim. Serde delikanlık da var tabii. Aşk güzel bir şey Vehbi. Sen bilmezsin. Vakit mi var efendim? Yani şu kravatları atmadan seçemiyor musunuz? Aşk başka bir şey Vehbi. Gel dersin gelmez. Git dersin gitmez. Sen bitersin o bitmez. Peki nasıl bitti bu aşklar? Değil, çok önemli bir şey. O zamanlar yabancı diller bende çatpat. Oo, bir bakıyorsun ki hiç tanımamışsın. Sen diyorsun hay hay. O anlıyor bay bay. Neyse
Kızların keyfi yerinde galiba. Aman aman Allah'tan gül gibi geçinip gidiyorlar. Bunu da et. Olga ya, bir daha söylesene, ben tam anlayamadım. Uçitsa, uçitsa, yeşçioras, uçitsa. Bu Rus atasözü Türkçe'de de mi varmış? Tabii, beşikten mezara kadar oku. Bu da Türk atasözü. Atalar aynı düşünüyor demek ki. Çok güzel, hadi birlikte söyleyelim. Bir, iki, üç. Uçitsa, uçitsa, yeşçioras, uçitsa. Uçitsa, uçitsa, yeşioras, uçitsa. Gavura bile döndük. Tövbe estağfurullah ya Rabbi ya Resulallah. O ne? En büyük aşkın fotoromanı canım. Cümlede iki hata var. Birincisi, bu fotoroman değil, fotoğraf. Evet, fotoğraf. İkincisi de, en büyük aşk, o aşk değil. Nasıl değil Olga? Babam en çok annemi sevmiş hayatında. Yapma ya. Babamın en büyük aşkı annemdir. Şaka mı yapıyorsun sen? Recep ve Penelope diye İspanya'da gazeteler yazdı canım. Güçlü Türk Penelope'u kaptı diye. Elimde belgeler var. Ya siz havaya konuşuyorsunuz. Gazetede çıkmış falan, o bir şey mi? Amerika'da annem ve babam televizyona çıkmış. Recep ve Sylvia married diye canlı vermişler düğünü. İzleseniz ağlardınız. Yapma ya. Ya kızım, zaten senin anne ünlü. Bizi Vehbi'yle evlense o da televizyona çıkardı. Zaten buna büyük aşk demiyorlar. Yok canım, neye büyük aşk diyorlar? Senin annen bencilmiş kızım. Sen bile görüşmüyorsun, sen bile küssün. Bana bak. Onu karıştırma. Bak çek elini, fena yapacağım ha. Bir dakika, boşluğa konuşuyorsunuz zaten. Siz babamın anneme yazdığı aşk şiirlerini gördünüz mü? Görmediniz, bir görseniz. Tam bir siyah sevda. Zahmet etme. Babama sor. En büyük aşkım Anna der. Onun için dördüncü katta aşağıya atlamış. Merdivenden inmeye sabredememiş. Annen atmıştır. Biraz cadıymış zaten. Bana bak. Doğru konuş Maria. Yoksa yüzünü coğrafyası değişir. Babam annemle tanıştıktan iki gün sonra yıldırım nikahı yapmış. Esas senin annene cadı denir. Bana bak, sende hiç terbiye yok ha. Olga. Annenle babam nasıl evlenmiş sana söyleyeyim mi? Nasılmış? Babam annene evlenme teklif etmemiş aslında. Babam ver elini demiş, annen mi anlamış. Aa, yeter ya. Uyum sağlayacağım diye ben olmaktan çıktım bu evde. Aa, yok, bundan sonra tavizler yok. Yok, bundan sonra tavizler yok, yok. Taviz ne? En iyisi babama soralım. Tamam. Bence de babama soralım. Siz de rahatlayın. Nerede bunlar Vehbi? Gelinler şimdi gülüyor oynuyor kumrular gibi. Veriyorlar kumru gibi değil, işgal timi gibi. Günaydın kızlar, ne oluyor? Sana bir soru soracağız baba. Son arzumu soracak gibi bir haliniz var. Sorun bakalım. Babacığım, taviz ne demek oluyor? Saçmalama Maria, soru bu değil. Öyle mi? Neydi ki? Senin en büyük aşkı kimdi? Annem Anna mı? Penelope değil mi? Sylvia olduğunu söyle onlara baba. Kahvaltıya oturun da orada konuşalım. Tabii tabii, yumurtaları soğutmayın. Önce cevap istiyoruz. Bir kelime bir şey. Abi ben kahvaltı diyorum ya, unutmuşum şeyi. Neyi? Koskoca gemi gümrükte beni bekliyor. Siz oturun, akşama konuşuruz. Önce cevap ver, sonra git. Baba söyleyecek misin, söylemeyecek misin? Ya sen anneme aşık değil miydin yani? Hadi hadi, sabah sabah. Gazla Fikri, gazla. Sorun nedir Recep Bey? Peşinizde biri mi var?
Üçü var Fikri, biri değil üçü. Ha kızlar. Bismillah, sabah sabah soruya bak şimdi. Hangisinin annesine daha çok aşıkmışım ben? Hangisinin efendim? Bir sen eksiktin Fikri. Bir de sana hesap mı vereceğim? Bu benim özel hayatım. Kime ne canım? Şirket zaten krizde iki tane iş kaybetmişim. Kimin umurunda? Recep Bey hayallere dalsın. 20 yıl önceye gitsin. Kime daha çok aşık onu düşünsün. Ben dün ne yediğimi biliyor muyum? Bilmiyor musunuz efendim? Aman efendim yediklerinize dikkat edin. Son zamanlarda zehirlenme var. Fikri sen yola dikkat et hadi. Aa. Ne olur Recep Bey? Ne olacak, Cevahir'i unuttum. Nerede? Evde. Nerede olacak? Şu hale bak. Evimizden kaçar gibi çıkıyoruz. Kafa mı kaldı? Arsaya bakmaya gidecektik. Arsanın yolunu bir tek o biliyor. Çek kenara, çek. Nasıl bir iş ya bu? Demek ki koskoca Cevahir'i cüzdan gibi unuttular ha. Vay 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 vay. Al işte, meşgul. İyi vallahi, bu kadar şahane, bu kadar düşeş arsayı kim aldırdı abime? Ben. Ama o kim unutuyor? Beni unutuyor. Tavır koyacağım, yok abi. Hakikaten tavır koyacağım, vallahi. Örtüye dökme de. Rebbi biliyor musun, bu evde bir uşak var. O yıkar, hiç merak etme canım. Örtüye dökmeymiş. Vallahi tavır koyacağım ya. Mesafe yani, bu ne ya? Bunlara ne oluyor böyle? Ha? Görüntü var, ses yok. Ne olmuş? Babamın en büyük aşkı annem. Ama kabul etmiyor bunlar. Ha, gündem bu yani. Yine çok tıraş bir konu bulmuşsunuz. Ama bu işte para yok. Hiç yoramam bünyemi. Amca ya, sen söylesene, kesin biliyorsundur. Yani benim babamla annem aşk yaşamadılar mı? Ya Mariacığım, artık davası olmayacak konuları temize götürmenin bir manası var mı güzelim ya? Allah Allah. 1000 yıl önceki mevzular bunlar. Ne demek canım, bu benim geçmişim yani, ailem. Ayrıca ben aşk çocuğu be. Alo abi. Tamam işte abi. Eve geldim abicim. Öyle konuşmuştuk ya. Ya beni hatırlamak gibi fuzul işlerle bünyeni yorma abicim. Vallahi bazen ben bile kendimi unutabiliyorum. Tamam abi. Hemen uçuyorum abicim. Orada durun, bekleyin ha. Hoşça kalın aşk çocukları. İnanmıyorum ya, gelmedi hala. Deli edecek bu çocuk beni. Günaydın Neslihan Hanım. Özgür, neredesin sen? Buradayım Neslihan Hanım. Şu saate kadar neredesin diyorum. Buraya doğru yoldaydım Neslihan Hanım. Aynı yolu bir daha geri yürümek istemiyorsan şu masalara bak. Ahmet'in canı çıktı sabahtan beri. Mantıklı. Ah ah. Evet tabii benim Necla. Başka kim olacak? Başlatma şimdi Burcu'na. Ulaşabildiniz mi Urkalli abiye? Bak bu işi kaçırırsak söyle şirkettekilere. Hepsi kendini iş arasın, tamam mı? Urkalli abim dedin abi. Yabancı gelmiyor. Ben ulaşayım mı ona? Bizim Rahmi tanıyordur onu. Ya da Mustafa. Mustafa kesin tanıyordur. Ya Cevahir, şimdi bırak sen Rahmi'yi, Mustafa'yı sallamayı. Senin şu arsaya da ulaşamadık hala. Abi ayıp ediyorsun. Arsa senin. Zaten az kaldı. 5 dakikaya oradayız. Cennette. Bir sürü parayı güzel bir yere verdik inşallah. Abi baksana ya. Denize 0 diyorum. Güzel de laf mı? Cennet diyorum, cennet. Orada huri görürsen şaşırma. Bir tane de bana ayır ha. Senin çivin çıkmış vallahi. Şu hale bak. Elinde cennet tapusuyla dolaşıyor. Ben sana 20.000 doları boş yere verdir miyim be abi? 22.000 değil miydi efendim? Doğru ya. Ulan Cevahir, 22.000 dolar verdik biz. 22 miydi abi? Aa tabii 22'ydi. 22 doğru. Ulan utanmıyorsun değil mi abinden komisyon almaya? Ayıp ediyorsun be abi. Hakiki değerinin yanında para değil valla. Tamam anladık anladık. Görelim bakalım şurayı. İyi yatırımdır inşallah. Tapu yanında mı? Abi sen ne diyorsun ya? Aynen John Bynum. Kapı gibi tapu. Bak. Geliyoruz. Tövbe tövbe, estağfurullah.
yarısın. Ah be be ah. Gitmesinler diye canını dişine taktın, aldın başına belayı. Şu rahatlığa bak, yerlerden elbise topluyoruz. Nerede yetiştirmişler bunları? Saksıda mı acaba? Vehbi. Evet. Babamla annem bütün İspanya'ya gezmişler, biliyor muydun? Mümkündür canım. Benden duymuş olma ama annenin evde kalmadığı kesin. Sana bir şey öğretememiş. Babam anneme aşıktı değil mi? Yani sen kesin biliyorsundur. Nerede bileyim ben? İspanya'da gondolcu muydum? Orası Venedik Vehbi. İspanya'da gondol yok yani, henüz yok. Yoksa yok. Bulmuşlardır binecek bir şeyler. Şuraya bak, her yer her yerde. Çok korkuyorum ya. Ya kızlar haklıysa? Yani babam anneme aşık olmadıysa? Acaba bir mantık evliliği yapmış olabilirler mi? Mantık evliliği. Şimdi bir Türk Recep Kaptan'la İspanyol Jet Sosyetesi'nin Penelope'nin evliliği mi mantık evliliği? Ha? Anam babanın yolu üstünde miydi kızım? Hiç bu ilişki sana pratik bir ilişki gibi geliyor mu Maria? Hayır. Kurban oldum Allah'ım. Tımarhane burası, tımarhane. Okay, I will call you, sure. Bye-bye. Evladım, bunları niye salona ekiyorsun ha? Biraz topla kendini. Vehbi. Efendim. Sana bir şey soracağım. Annenle babanın yaptıkları hakkında bir tek şey biliyorum Tina. Neymiş? Şu karşımdaki pasaklıyı, bu kadarını yapmışlar. Gıcıksın işte, bu kadar mı yani? Ha, bu kadar olsa iyi. Yaparken de biraz yakmışlar. Muhteşemdi abi, kasma kendini. Gerçekten güzel yermiş ya. 20 bin dolara değmez mi be abi? Ha? 22 cevahir. Kedi oğlu fare mi tuttu ne? Sevinmek için acele etmemekte fayda var Recep Bey. Yapma be Fikri. Gerçekten güzel yer. Ben burayı en az 10 katına satarım. Tabii abi, sen burayı satıp her şeyini yenilersin. Evi, arabayı. Na bu şoförü. İnsanın kardeşini yenileyebilmesi pek mümkün değil efendim. Hadi bakalım aç şu tapuyu görelim. Aynen John Biden. Bir gidip bakalım şuralara. Çalışıyorsunuz. Bir bu kalmıştı yapmadığınız. Ya Vehbi abi, sana bir şey soracağım. Sen kesin biliyorsundur. Ben bir şey bilmiyorum. Benim ne iş yaptığımı sanıyorsunuz? Manyak mısınız siz? Recep Bey'e hizmetimin bir sınırı var benim. Ya Vehbi abi, ama geçmişimi merak ediyorum. Ben de geleceğinizi merak ediyorum. Ah, kafalar boş, bomboş. Buralarda bir yerde herhalde. Evet evet abi, buralarda bir yerde olmalı. Dur, şurada bir köylü var herhalde, buranın köylüsü, ona bir soralım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Biz bir arazi aldık, bakmaya geldik ona. Heh. Tapusu da yanımızda. Heh. Bir bakayım bakın tapumuza. Sağda mı solda mı? Ha, sizin bu toprak, benim toprağım 400 metre ilerisinde. Güzel. Senin arazi nerede beyim?
Benim arazi burası. Bak çitle de çevirdim. Buradan başlıyor. Şuradan böyle geliyor. Şuracıkta bitiyor. Şimdi bizim arazi arkada olduğuna göre pek denize sıfır görünmüyor. Dinleyelim abi. Sizin arazi 400 metre ileride. Nasıl? Ne gibi yani? Sen ne diyorsun ya? Geçmiş olsun beyim, geçmiş olsun. Bu ara böyle şeyler çoğalmaya başladı. Hadi. İnanmıyorum ya. Abi. Bizim arazi bugün biraz dalga yapmış Cevahir. Dolduramaz mıyız abi? Fikri bir şeyler söyle ya. Dolum yapsak olmaz mı? Ben şimdi seni dolduracağım Cevahir. Abi yapma, benim için değmez. Ramazan'a gireceğiz şurada. Bir gün kala günaha girme Allah'ını seversen. Cennete gideceksin, fena mı? Fikri, ağır bir taş bul. Ben onu arazime gömeceğim. Sonra da yakamozlar gibi parlayacak deryada parlak fikirleriyle. Abi yapma, sakin ol. Kaybetme kendini abim. Her şey para değil ki hayatta, değil mi? Cennette önce hurileri göreceksin, sakın şaşırma. Kazanları görünce de şaşırma. Ama ortam biraz sıcak olacak. Efendim, denizde şişer. Buraya gömsek olmaz mı? Gel lan buraya! Gel buraya! Öldüreceğim lan seni! Gel lan buraya! Paranın tohumu var lan bende ha! Erguvanların arasından mı topluyorum lan? 22 bin dolar lan bu! Gir lan denize! Gir denize, ne denize? Arazimize gir! Gir lan araziye! Gir, abi! Gir lan araziye! Abi! Gir lan araziye, gir! Gir lan araziye! Gir lan araziye! Gir orada! Şerefsiz seni! Gir! Gir bir adım daha araziye! Sokakta mı topluyorum lan bu paraları ben? He? Gir! Gir lan! Gir! Gir lan araziye. Adım mı arazi? İçeride Hulusi Bey. Bu arada balık burcu için harika bir gün. Öyle mi? Ne açıdan? Günün meseleleri aydınlığa kavuşuyor. Gerçekten mi? Evet. Biraz cesaret lazım. Harika. Harika. Ne sırıtıyorsun lan? Hiç. Yeni bir gün ya. Hadi ya. Ne yeniliğini gördün günün? Cevahir'le başlayan günden hayır mı geldi? Gelmez efendim. Bana 20 bin dolara tuzlu su aldı. Sonra buraya geliyorum. Geminin biri aktarma limanında kalmış. Salaklar ordinoyu kaybetmişler. Evet efendim. Kasada 5 kuruş para yok. Muhasebe müdürüm sırıtarak odaya giriyor. Niye biliyor musun? Niye efendim? Yeni bir gün diye. Yeni bir iş ister misin Hulusi? Hayır efendim, tercih etmem. Öyleyse kafayı çalıştır da şu kallaviye nasıl ulaşırız onu sağla. Peki efendim. Şey diyecektim, evde her şey yolunda değil mi? Ben Cevahir... Cevahir deme bana. Bana sakın Cevahir adını kullanma. Necla. Necla. Efendim Recep Bey. Güvenliğe söyle. Adı Cevahir olan hiç kimse bu şirkete giremez. Tamam efendim. Tamam deme. Beyin hücrelerine sor. Oraya gittim, anladın mı? Anlamışlar efendim. Yazsınlar, dilenciler ve Cevahir giremez diye kapıya, tamam mı? Tamam efendim, Cevahir. Cevahir adını kullanmayacaksınız burada. Kullanılmayacak. Tamam efendim, sakin olun. Bugün boğalar için... Bugün boğaların köpürme günü. Anladın mı?
Boynuzlarım senin Necla. Çıkın dışarı. Anladınız mı? Anladık efendim. Yeni bir günmüş. Salak. Çok mu komik yani? Daha ne olsun? Gülme Neslihan. Vallahi çok kötü yaparım ha. Cevahir, bence senin durumun tehdit etmeye pek elverişli değil ha. Ne dersin? Tamam, tamam, tamam. Kurumuştur artık. Ver şu pantolonunu da giyineyim. Şu Recep Bey gerçekten alem adammış. Sen ne diyorsun ya? Ben az kalsın alem değiştiriyordum. Hadi hadi ver de şunu giyineyim. Ya sen ne biçim arkadaşsın be? Söyledik ya. Ha, katinamda katinam. Ne oluyor? Ne var katinada yani şimdi? Rezil ediyorsun beni burada. Yeterince güzel söylemedin. Kendini vermedin. İki saattir buradayım Neslihan. Ne olursun dondum. Vallahi hasta olacağım ya. O zaman güzel söyle yoksa vermem. Katinamın elinde makası kesemez. Gülme. Ah kesemez. Kesmesini bilmez. Gülme ha. Yavrum gülüm katinam. Getir keseyim ha. Getir keseyim. Gülme. Kesmesini bilmez. Yavrum gülüm katinam. Getir keseyim. Tamam be tamam ha. Anamdan endim süt burnumdan geldi ya. Ne gün ya. Sopayla kovalandım. Taşa tutuldum. Denize atıldım. Şimdi de katinayı söylüyorum burada. Telefon da gitti anasını satayım. Kurudu mu ne oldu bilmiyorum. Saatim de gitmiş. Hay yarabbim. Sıradan hemen. Mercimekleri de ayıklayayım mı? Tamam tamam. Ahmet götür Cevahir abinin entarlarını da giyinsin. Hadi hadi Ahmetciğim. Hadi. Bana bak. Madara olduk ha. Fikri, bir haftadır şu Kallavi Holding'in patronuna ulaşamıyoruz. Adam nakliye şirketini değiştiriyor, biz de varız diyemiyoruz. Yani adam dünya kadar ithalat yapıyor. Bir tek iş alsak rahatlayacağız. Sonra gelsin paracıklar. Avamlaşma Hulusi. Sen şu araştırma işlerini seversin. Şu Kallavi Holding'de bir ilgilensene. Tekin biri değildir efendim. Onunla çalışmanızı önermem. Yapma ya. Maaş almak istemiyorsun galiba. Sana git şu işle ilgilen dedim. Ben bu şirketi dişimle tırnağımla kurdum. Öyle sihir gibi patlatamam bir anda. Benim de başım döndü biraz. Birazdan gelirim efendim. Ne oluyor bu herife ya? Recep Bey. Evet Burak'cığım söyle. Nihayet odama doğru düz bir adam girdi. Uğur Bey'in yardımcısına ulaştım efendim. Büyük ihtimalle akşam bizi arayıp randevu günü verecekler. Güzel. Çalışkan bir çocuk değil mi Hulusi? Ne bu salonlar ya? Kaç kere toplayacağım ben bunları? Kaldır şunları Tina. Köle Zorro'ya benzettin herhalde abini. Aa. Maymun. Kolay gelsin Vehbi abi. Ben de çıkıyorum. Eyvallah. Nereye? Vallahi canım istediği yere. Ben de dolaşacağım. Güle güle. Ağustos böcekleri. Tabii estağfurullah. Ya Rabbi ya Resulallah ya. Of. Necla kaldırın o yazıyı oradan. Ayıptır ya. Sırılsıklam gelmişim şirkete. Kapıda cevahiler giremez yazıyor. Vallahi ayıptır ya. Bana alo. Kapattı ya. İnsan düşmanına yapmaz şerefsiz mi ya? Ayıp, gerçekten ayıp. Ya koskoca araziyi yutturdu bana o abim olacak Recep. Ayıp. Ay be, aman be. Hani tavır koyacaktın? Şirkete gitmişsin. Tavır. Neyle koyacağım? Para mı var? Tavır pahalı bir şey Neslihan'cığım. Öyle adeyce koyulmuyor. Sorsana hepsi olur. Kız hepsi senin mi? Oynama şıkıdım şıkıdım.
Aa, Olga. Peşinde birileri mi varmış? Aman be, kız başına çıkmasaydı burada. Şimdi bağıracak amca amca diye. Ben bunlardan da bıktım, vallahi bıktım ha. Güzel sinirli bir şey abi. Baksana şuna. Bayılırım sinirli kızlara. Bana mı dediniz? Ulan kızım ne oluyor? Aa! Aa! Vur bir tane. Aa! Kim bu kadar çarptı? Aferin kız. Oh be, nihayet günün sonunda iyi bir haber verdin Burak'cığım. Ha? Yarın iyi olur tabii. Uğur Kallavi'nin sağ kolu mu geliyormuş? Ha, güzel. Adamla bir haftadır randevu almaya çalışıyoruz ya. Tamam canım, tamam. Sen de artık git, geç oldu, yatabilirsin. İyi geceler. Çocuğa bak ya, gece gündüz demeden çalışıyor. Biraz konuşabilir miyiz efendim? 12 yıldır konuşuyoruz Vehbi, şimdi mi konuşmayacağız? Ben istifa etmeye karar verdim efendim. Ne? Yine mi? Yapma ya. Bu kadar da sık olmaz ki. Hani başka yere yatabiliyordun? Artık Sunto'da bile yatabilirim. Bir yere kadar. 3 çocuğa bakacak yaşı çoktan geçmişim. 3 çocuk mu? Kazık kadar kız onlar Vehbi. Hiç mi işin ucundan tutmuyorlar? İşin ucundan tutmak mı? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Sen aşağı in onları topla, ben şimdi geliyorum. Sen bir yere gidemezsin. Şimdi Recep'in öbür yüzüyle tanışma vakti. Dağılıyorsun ya, ne diyeyim sana? Büyük bir aşk var Olga. Bu kızcağız sevgilisini göremiyor. Harıl harıl ağlıyor 2 yıldır. O kız geçen gün Neslihan'ın bahçesinde güle oynaya okey oynuyordu. Ya geç bunları kızım, öyle aşk mı var? Ne yapıyorsun sen? Peynir yiyeceğim. Yeme kızım. Güzel yemekler hazırladım. Oturacağız şimdi sofraya. Canım istemiyor. Hem bunlarla oturmayacağım sofraya. Sen bana portakal suyu sıksana. İşim var benim. Bu da işin değil mi? Sana ne onun işin? Yemek yemeyecekmiş. Peynir yiyecekmiş. Canım basit bir şeyler yemek istiyor baba ya. Basit mi? Götür bakayım onu sofraya. Ama... Türkçe konuşuyorum. Sen de gayet iyi anlıyorsun Tina. Duymadın mı? Hadi kızlar sofraya. Bir susun artık ya. Maria, Fatma, Olga. Vehbi'yi duydunuz. Hadi sofraya. Bir dakika baba. Adam kadına ne yapacak merak ediyorum. Adam kızı şaşırtacak Maria. Eğer kalkıp hemen sofraya oturmazsan. Sen de geç otur Vehbi. Otur. Bunların senden öğreneceği çok şey var Vehbi. Benden de öğreneceği şey var. Biz birbirimize öğrettik de. Herkes kapı kadar alır Vehbi. Estağfurullah efendim.
Ya uzatmaya gerek yok. Unutabiliriz. Ben bir baba olarak hata yaptım. İyi bir baba olmak, çocuklarına her şeyi vermek demek değildir. Onlara almayı da öğretmektir. Onlara balık değil, oltayı vermektir. Şimdi hata bu mu baba? Unutma ki biz parçalanmış ailenin çocukları. Vah vah. İçim parçalandı. Dünyaya nereden bakıyorsunuz siz? İsterseniz önce geldiğiniz yere bakın. Öyle margarin reklamlarındaki gibi hayat yok. Biz gidelim o zaman geldiğimiz yere. Özgürlüğümüze düşkünüz biz. Özgürlük mü? Amerika'da mı? İspanya'da mı? Yoksa Rusya'da mı? Kızım, özgürlüğün tarihi bu topraklarda yazıldı. Öyle mürekkeple falan değil. Kanla yazıldı, kanla. Özgürlük için sen ne yaptın? En fazla annene kızıp uçak bileti aldın. Onlar ne yaptılar biliyor musun? Öldüler. Senin o çok kolay kullandığın özgürlük kelimesi için. Ve ölürken de sormadılar niye diye. Niye öldüler biliyor musun? Niye? Sen dobra utra deme zorunda kalma. Günaydın de diye öldüler. Sen türkülerini unutma diye öldüler. Tarihini, geçmişini, kültürünü tarih kitaplarına gömmesinler diye öldüler. Vehbi Şükran günü hindi aramak zorunda kalmasın. İftarını, orucunu zeytinle açsın diye öldüler. Kızıp gitmediler, kazanıp gittiler. Burası Türkiye. Herkes hak ettiği yerde yaşar. Öyle ya da böyle burası özgürlükler ülkesi. Peyniri bildiğiniz kadar özgürlüğü biliyorsunuz siz. Basit bir şeymiş. Tabii öyle, çünkü sofrada var. Ama yokken hiç basit değil. Günaydın efendim. Bugün erkencisiniz. Uyku tutmadı Fikri. Neyse ki iyi bir haber var. Şu kallavinin adamına nihayet ulaştık. Bugün şirkete bekliyor. Onlarla çalışmanız şart mı efendim? Seninle hiç uğraşamam ben Fikri. Egzozda tuhaf bir ses var. Ya biz servise uğrasak efendim. Fikri, adam gelecek diyorum. Yürü, sakın durma. Devam et. Efendim. Merhaba. Recep Bey'le randevum vardı da. Kallavi Holding'den geliyorum. Tabii, buyurun. Adınız neydi? Cevahir. Aa. Sorun mu var? Çok üzgünüm. Niye? Çünkü adınız Cevahir. Hanımefendi, niye üzülüyorsunuz ki? Size ne benim adım Cevahir'se? Aa, olur mu canım öyle şey? Hanımefendi, Recep Bey'e bildirir misiniz geldiğimi? Fazla vaktim yok. Olmaz dedim. Recep Bey, adı Cevahir olan hiç kimseyle görüşmek istemiyor. Hatta buraya girmiş olmanız bile imkansızdı. Sen manyak mısın? Niye? Çünkü adınız Cevahir. Söyledim, bu bile yasak. Burcunuz neydi sizin? Niye? Hayır, merak ettim. Biraz zor anlıyorsunuz da. Balık mısınız? Bakın, gidiyorum. Acele edin lütfen. Recep Bey görürse çok kızar. Referans dosyaları hazır değil mi Hulusi? Tabii Recep Bey. Hepsini hazırlayıp toplantı odasına koydum. E nerede kaldılar peki? E neredeyse gelirler efendim. Necla! Buyurun Recep Bey. Bu Kallavi Holding'den aramadılar değil mi? Yok, aramadılar Recep Bey. Yani bir iptal falan yok? Yok efendim. Ama geldiler. Ne? Niye haber vermiyorsun? Toplantı salonuna mı aldın? Hayır efendim. Ne yaptın peki? Nasıl desem? Dene istersen. Yasak vardı ya. Gittiler efendim. Ne? Nasıl? Ben gidin dedim. Niye? Adamın adı Cevahir. Bu olamaz. Heh, ben de öyle söyledim. Buraya girmeniz bile yasak dedim. İyi demiş miyim? Necla. Efendim Recep Bey. Biri beni tutarken sen kaç, değil mi? Gidebildiğin yere kadar git. Koş, durma. Silivri'yi geç. Anlaşıldı mı? Orayı geç. Lütfen sakin ol Recep Bey, lütfen. Bende salakları çekme radarım var yarabbim. Niye bunların hepsi gelip bana yapışıyorlar? Beni kaç yerden imtihan edeceksin? Lütfen sakin ol efendim. Ramazan öncesi bunlar beni katil edecekler. Katil!
Sakin ol. Recep Bey, hallettik efendim. Sizi bekliyorlar. Sen melek misin be Burak? Yaşa be! Hulusi'ye gidiyoruz. Nerede bu? Sanırım şu anda otogara varmak üzeredir efendim. Telefonlara kim bakacak? Çağır şunu. Başüstüne efendim. Sizlerle çalışmaktan büyük onur duyacağız. Prensipler konusunda bir pürüz görünmüyor Hulusi Bey. Ama rakip firmanın verdiği teklifler daha cazip. Emin misiniz? Öyle. Sağlık olsun. Sizinle tanışmak zevkti. Bir saniye. Bizim bir referans dosyamız var. Şu anda yolda buraya geliyor. Biz apar topar çıkınca telaştan şirkette unuttuk. Alo Fikri. Getirdiysen onu buraya getirsene. Hulusi gelip alsaydı efendim. Bana bak, benim sinirimi bozma, onu hemen buraya getir. Peki efendim, anlaşıldı. Benim şoförüm niye normal olsun ki? Yani efendim, kısacası bizler sizinle mutlaka ve mutlaka çalışmak istiyoruz. Neyse, hayatı zorlamayalım. Hayırlısı neyse olsun. Gir. Ha Fikri, getir. Sağ ol Fikri. Fikri Bey, saygılar efendim. Oturmaz mıydınız? Rica ederim. Ben aşağıda bekliyorum efendim. Tamam Fikri. Efendim, bir kahvemizi, bir şeyimizi içseydiniz. Teşekkür ederim. Uğur Bey, işte bu bizim referans dosyamız. Hani olur da fikriniz değişirse diye. Recep Bey, sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. İşbirliğimiz hayırlı olsun. Bundan böyle Kılıç ve Kallavi ortak sayılır. Ya amca, sen manyak mısın? Ne var kızım, 40 yılda bir şey istedik ya. Ya benden istenecek şey mi bu Allah aşkına? Kız haklı Cemal Bey. Bepi, kafanda akıl olsa elinde brokoli olmazdı. Ya kızım, abim görüşmüyor benimle. Deniz'i arsa diye yutturdu iblisler. Ama adamı buldum. Yalnızca kıstıramıyorum. Bana yardım edeceksin. Seni görünce pervane gibi düşecek peşine. Sen de yakalayıp döveceksin mi adamı? Hayır, Olga dövecek. Olga mı dövecek? Şuncacık kız. Ulan o şuncacık kız dediğim var ya, dün iki tane adamı motif yaptı kaldırma. Çak 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 çak. Bitti. Şerefsizim. Olmaz amca. Zaten babamla aramız nane, yapamam. Alo. Hah. Buyurun Recep Bey. Evet efendim. Tamam. Söylerim efendim. Oldu. Görüşmek üzere. Ne diyor? Babam mı aradı? Evet. Keyfi yerindeydi. Yeni bir iş almışlar. Akşama kızlar bir yer bulsunlar da yemek yiyelim diyor. Harika. Hakikaten de harika. Keyfi yerinde yani abim ne? Kaçmadan uçayım yanına. Akşama yemekte, kutlamada görüşürüz. Fikri, bu arada hala soruma cevap vermedin. Soruyu anlayamadım efendim. Nesini anlayamadım be? Adamlar seni görünce hazır ola geçtiler. E
Efendim klimayı kapatmamı ister misiniz yoksa yani çok serin olmadı mı? Hoş geldiniz Recep Bey. Bundan sonra yasak mazak yok, tamam mı? Buna çok sevindim efendim. Ne işin var lan burada? Aa, senin için koltuğu istiyordum abi. Yosun Tüccü, damlamışsın yine buraya. Cevahirlere gene laf çıkmış diye duydum abi. Yazıyı kaldırmışlar, ben de girdim içeri, ne yapayım? Allah'ın belası. İsmin bile bela çıkarmaya yetiyor. Dua et keyfim yerinde bugün. Geçmiş olsun be abi. Kalle abinin işini de almışsınız. Akşama da kutlama varmış ha. Hemen de duyarsın bu işleri. Param olsa şerefsizim ben de gelirdim ha. E gelme o zaman. Olur mu be abi? İki elim kan da olsa oradayım. Biliyorum. Hiç kuşkum yok. Bana bak, tuhaf bir şey oldu. Ne oldu be abi? Kalle abi var ya, bu bizim Fikri'yi görünce ayağa kalktı koca Kalantur. Niye kalktı? Ben de bilmiyorum. Tuhaf bir şey var. Bu Vehbi'nin arkadaşı. Yıllar önce şoför olarak Vehbi önermişti bana. Uşağı mı soracağız şimdi? Evet Hulusi, yemek Neslihan'ın orada diyorum. Alo. Bunun sesi kesildi yine. Ölmüş olabilir heyecandan. Ay, keşke Burak da gelse. Olga, sen böyle mi geleceksin? Evet, ne varmış? Ne bileyim, postacı gibi. iki tane paketi taşımak için bir de postacı lazım, değil mi? Gıcık. Vehbi. Efendim Recep Bey, kim lan bu Fikri? Ben konuşturayım mı abi? Döveceğiz mi koca adamı? Çocukluk arkadaşım Fikri dedim ya efendim. Bana bak, benim sabrımı taşırıyorsun. De Fikri işte. Sen kaç yıldır buradasın? 12. Yalan söylerken burnunu kaşıyorsun salak. Bence doğru söylüyor abi. Bizim Fikri ne yapar en fazla ya? Fikri işte. Sen görmedin. Kalle abi Fikri'yi görünce nasıl ayağa kalktı? Ne yapacağını şaşırdı. Abi birine benzetmiştir ya. Ben de Mel Gibson'a benzetiyorlar ya arada. Lan sen önce adama benze, sonra benzersin Mel Gibson'a. Vehbi, eğer doğruyu söylemezsen inşallah sabah naaşımı toplarsın yataktan. Demeyin öyle Recep Bey ya. İnşallah dedim bile bak. Tövbe tövbe, tamam tamam. Fikri eskiden şoförlük yapmıyordu. Ne yapıyordu? Manikür mü? Hayır. Kese mi? Hayır. Lan bir sussana sen. Fikri eskiden organize işler şube müdürüydü. Ne? Oldu. Ben de kol ordu komutanıyım anasını satayım. Genel kurmay başkanım çağırıyor. Ben gideyim abi. Ne oluyor be? Vehbi sen delirdin mi? Hayır efendim. Espri yapmazdın eskiden. Şimdi de yapmıyorum. Çocukluk arkadaşım Fikri işte. Çocukken de ajan olur kafama taş atardı. Sonra hakikaten gidip okulunu okudu, komiser oldu. Koca kaçakçıları yakalar ama benimle de uğraşmaktan geri kalmazdı. Olmaz ya, olmaz abi, ne diyor ya? Lan oğlum ne yapıyorsun böyle? İnsan arkadaşını zorla merkeze getirtir mi? Göresim geldi be. Bana orta, ona sade iki kahve Hüseyin. Emredersiniz. Ne var ne yok Vehbi? Elinin körü var Fikri. Şşş, bana bak. Fikri kavgarın odasındasın. Mahallede top oynamıyoruz. Özledim be. Anlat. Büyük işler başardı Fikri. Operasyonlar düzenledi. Sonra da bir gün asansöre bindi salak.
Ne var bunda? Ama gelmemiş asansöre bindi. Küt, dördüncü kattan aşağıya. Kafayı fena vurdu garibim. Tebekeli değil. Fikrinin arada bir kafası gidip gelir. Ama inanmazsınız, bazen de olacakları önceden bilir. Ya yürü git Vehbi. Bir raporla adam eksikti sağımda solumda. Ben buna inanmam. Olmaz abi, ne diyor bu ya? Olga! Efendim baba? Gel buraya. Şu internete bir girsene. Niye? Fikri kavga. Bir araştır bakalım ne çıkacak. Bizim şoför. Bak bakalım ne kadar şoför. Neslihan Hanım, siz misiniz? Yok, ben değil, başkası. Çok değişmişsiniz Neslihan Hanım. Estetik ameliyat olmadım Özgür. Biraz makyaj yaptım, o kadar. Neslihan Hanım, bugün düğün falan mı var? Özel biri mi geliyor? Uzatmasan da işimize baksak diyorum. Mantıklı. Benim feci moralim bozuldu, değil mi? Organize İşler Şube Müdürü'ne suikast. Orada bir haber daha var, bak. Silah kaçakçısı Uğur Kallavi kız kıvrak yakalandı. Fikri Kavgar operasyondan sonra yaptığı açıklamada. Vay be, çok karizmatik bir durum. Peki bu Fikri neden yani saklıyor, söylemiyor bütün bunları? Ve kazadan sonra bunalıma girdi işte. Uzun süre işsiz kaldı. Başladığı işleri de yarım kaldı. Kendine kızıp durdu garibim. Yemeğe gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Saat kaç oldu? Aa doğru, hadi 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 hemen gidelim. Böyle mi geleceksin baba? Ne var kıyafetinde? Evet böyle geleceğim. Nereyi seçtiniz? Neslihan'ın orayı. Neslihan'ın oraya mı? Ya ben bir kıyafetimi değiştireyim de. Kızlar, sakın Fikri'yi belli etmeyin, anlaşıldı mı? O artık bir şoför. Mazinin deşilmesinden hoşlanmıyor. Yani işi yarım bıraktığı için bir işe yaramadığını düşünüyor. Tabii babacığım ya, aşk olsun. Biz bir şey bilmiyoruz. Tamam baba, hiç merak etme sen. Fikri geliyor. Merhaba efendim, ben ve araç hazırız. Ben masumum Fikri Bey. Ay asansörlere artık güven olmuyor. Ben sizi sadece şoför olarak biliyorum. Karakolda aynama. Cibali bir ara organize olalım, tamam mı? Oh. Sen heyecanlı mısın? Bana mı öyle geliyor? Size öyle geliyor Burak Bey. Ne bileyim, gazoz içiyorsun ama sarhoş gibisin de. Benim kalbim sarhoş. Allah'ım, ben nasıl söyleyeceğim ya? Neyi Hulusi? Sana da söyleyemem. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızlar istedi burayı. Ben de severim böyle salaş kırık dökük yerleri. Ne yapalım? Dökük mü? Ayakta kaldınız Maria Hanım, buyurun. Herkes ayakta Hulusi. Buyurun oturun. Thank you.
Kafa derler buna. Arada bir dinlemek lazım. Ama nerede? Kim bu ayı ya? Söylemeyecektin. Ne yapayım? Çok üstüme geldiler. Ödeteceğim sana bunu. Hop dedik. Artık senin öyle adamların yok beni kolundan tutup makamına götürecek. Senin yeni makamın şoför koltuğu. Cahil Vehbi. Göstereceğim sana gününü. Hiçbir şey yapamazsın. Alo. Sizin yaptığınızı biliyorum Hüseyin. Size 15 dakika süre veriyorum. Parayı dediğim yere getireceksiniz. Tabii tabii. Papucumun ajanı. Hadi şoför şey. Mezeler güzelmiş hakikaten. Silahını yapıyor baba. Çok kıyak kadın. O ne biçim ağız öyle mahalle ağzı gibi kıyakmış. Baba ya. Sus Fatma Olga, sen böyle bir değiştin, karakterin böyle bir şey oldu senin. Abi be, ben böyle bir yer işletsem ne güzel olur değil mi? Niye Cevahir? Böyle bir yer batırmadın diye mi? Ah be abim be. Demek yetim büyüdün Hulusi. Çok üzüldüm ya. Öyle Maria Hanım. Ama yıkılmadım. Ay canım. Ne yapacağım Maria? Eve götürüp besleyeceğim mi bunu? Cevahir Bey, çok rica edeceğim ama. Aman be. Yuh be kardeşim, yuh. Kus bari, kus da farkı neyse verelim. Allah'ım ya, hem yetim hem sakat. Hem de sıkıştırdı burada bir de. Pardon abi. Bak. Boş zamanlarınızda neler yaparsınız Burak Beyciğim? Benim pek boş zamanım olmuyor aslında. Çok çalışıyorsunuz galiba. Evet, çalışanı da severim. Mesela babasının gücüne değil de kendi bileğine güvenenleri. Anlaşıldı. Neslihan Hanım. Buyurun, ne vereyim size? Dolma desem tuzlu geldi. Ben acılı ezme alayım ama o da fazla gelir. Mücve istiyorum ama midem kaldırmaz. Recep Bey, bence siz doymuşsunuz. Şakadan hiç anlamıyorsunuz galiba. Sizin şakalarınız da çok ilginç Recep Bey. Hele bugün Cevahir'e yaptığınız. Onun kendisi şaka zaten. Para kaybettirim size galiba. Ah, o Cevahir'in kafa yok. Evet. Kafa değil o. Dekor tamamen. Dekor kurmuşlar oraya. Kaş göz oynuyor ama kafa sanıyorlar. Abi, sana eksik mi vereceğiz? Elimizle getirdik işte. Kıracağım o elini seni. Allah'ın denizini satmak vicdana sığar mı lan? Bırakmadınız bu işleri bir türlü. Tam da ben sana diyecektim abi. Yönetim anlayan ben değilim ki. Sen niye bırakmıyorsun artık bu işleri? Şimdi seni var ya. Eşin dostun tam listesini çıkar da onlara bulaşmayalım Fikri abi. Yürü git zibidi.
Alo? Fikri? Ne? Tamam. Of ya, bir de bu çıktı başımıza. Ayağına çağırıyor. Şimdi gitmesen organize şubede tanıdıkları vardır bunun. Ben gideyim. Çattık ya. Sen söyle şöyle. Tina, bir türkü söylesene. Türkü mü? Tina. Daha neler? Tabii ya. Türkü mü söylüyor? Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Çok yakışmış şey. Elbise. Teşekkür ederim. Her şey sakin görünüyor. Sular durulmuş galiba. Bizim evde sular bir dalgalanır bir durulur. Hor görmesinler. Kadın cinsi işte. Ne yapacakları hiç belli olmaz. Evet. Oysa ki erkeğin tavrı çok nettir. Onlar her gün başka bir şey isterler. Hiç değişmez bu. Ne demek bu şimdi? Kadın olmak zor demek. Yapma ya. Ben de erkek olmak zor sanıyordum. Yani bütün yük erkeklerin sırtında. Asıl yük kadında. Toplum hep kadını yargılar. Onun peşinden koşar. Faturalar da erkeği. Artık çalışan çok kadın var Recep Bey. Evde kalınca mecburen çalışıyorlar. Belki de bu kadının kendi tercihidir, ne dersiniz? Aslında ben öyle bir şey söylemek istemedim. Belki de ortalıkta adam gibi adam yok diye evlenmiyordur benim gibiler. Adam mı ya? Evet. Dürüst. Aşka değer veren sadık erkek yok çünkü. Hepsi maymun işte. Ben öyle değilim mesela. Yani benim geçmişimde sadakatsizlik nedir göremezsiniz. Niye gülüyorsunuz? Geçmişiniz şu masada eğleniyor Recep Bey. Bakın geçmişinize. Size yeterince sadık, evcimen görünüyor mu? Siz çok ön yargılısınız. Yoksa onların kafasına siz mi giriyorsunuz? Sabahtan beri yok benim annemi mi aşıktın, benim annemi mi aşıktın diye benim başımın etini yiyorlar. Çevrenizdeki bütün kadınların kafasında aynı soru işaretini yaratıyorsanız bundan bana ne? Ben sizin özel hayatınızdan bana ne? Evet, sana. Ben mücver istiyorum. Kim bakacak, kim verecek bana mücver? Taze bitti mücver. Coştum yine dalgalanıyorum ben. Yine yeni sevdalanıyorum ben. Oh! Coştum yine dalgalanıyorum ben. Yine yeni sevdalanıyorum ben. Coştum yine dalgalanıyorum ben. Yine yeni sevdalanıyorum ben. Sonra kaldık mı denizin ortasında tekneyle? Peki madem bu kadar mutluydunuz, sonra nasıl bitti bu masal? Annen kafama sürahi geçirdikten az sonra masal bitti kızım. Ay kıyamam. Geçti geçti. Üstünden mevsimler geçti. Peki anne mi bulmuştu seni o kar fırtınasında? Anne. Başı karlı anne. Ya ben nereden hatırlayayım şimdi? Üzerinden 20 yıl geçmiş. Aşk unutulur mu baba? Aşkın bir çeşidi yoktur kızım. Nasıl kafa sayısı kadar düşünce varsa kalp sayısı kadar da aşk vardır. Ama en son benim anneme aşıktın değil mi? Üçünüzün annesine de aşıktım. Bunu kafanıza iyice sokun. Üçü de büyük aşklardı. Peki neden bitti? Ne? Aşk her şey demek değildir. Aşk her şey demek olsaydı bunca yıldır bunu hamal gibi taşımazdık değil mi? He. Hadi bakalım şimdi doğru odanıza. Ya. Hadi kış kış hadi hop. Kalkın hadi. Yavurun kızları hadi. Ya sana ne be abicim?
Adam talih kuşu. Eskiden ne yapmışsa yapmış. Ya gelecek paraya git denir mi ya? Adam silah kaçakçılığı yapmış Cevahir. Şimdi ne getiriyor acaba? Yani bu deri ceket ithalatı bana hiç inandırıcı gelmedi. Peki James Bond, sen bilirsin. Aslında bu adamdan işi alıp sonra da yakalatmak lazım. Sahil güvenliğe haber vereceksin. Türk karasularına girdim yakalatacaksın. Düşman gemisi değil ki abicim senin bu anlattığın. Senin gemin. Şerefsiz mi sen de yanarsın. Alma bu işi o zaman yapma. Bari biz hapse girmeyelim. Ay birden gözümün önünde canlandı. Vehbi bize don atlet getiriyor. Seninle ikimiz boyuna volta atıyoruz. Ay. O zaman işi başkası alır. Peki kim suçüstü yapacak? Ya bu adam Fikri'yi gördü ya. Kaçakçı olsaydı yapar mı seninle iş? Fikri artık görev başında değil ki. Yani kimse görev başında değil. Bir sen misin görev başında? Yapma Allah aşkına abi ya. Ayrıca bence Fikri hala bu alemde iş görüyor. Sen nereden biliyorsun lan? Yani ben öyle şey diyorum. Yani kurdum. Uğur Bey'i göreceğim. Bir saniye haber vereyim. Ben haber veririm. Beyefendi lütfen. Uğur Bey bir adam geliyor odanıza. Uyardım ama. Tamam kızım tamam. O hep böyle gelir. Habersiz. Sen ne cüretkar bir adamsın. Başına yıkarım burayı. Sakin olun. Sakin olun Fikri Bey. Buyurun oturun. Oturmayacağım. Bana bak Kalle abi. Çek o pis ellerini adamın üzerinden. Kirli işlerini bulaştırırsan yemin ederim seni... Lütfen Fikri Bey. Çok zaman oldu. Bir oturun. Sorgulama sırasında orta şekerli kahve içerdiniz. Hani bizi öttürürken. İstemem. Operasyon gününü hatırlıyor musun? Hangisini? İkincisini. Hani beni tam olarak bitirdiğim vardı ya. Ya Karadeniz sularına gömdü. Pek bitmişe benzemiyorsun. Bayağı mesai de yapmışsın. Hem de ne bittim. Çıktıktan sonra yine yapacaktım aslında ama senin korkuna yapamadım. Şimdi deri ceket işi yapıyorum ben. 8 yılda dünyanın yolunu kat ettim. Kendine tekstilci süsü vermişsin. Vitrin yapmışsın. Oysa ki madalyonun yüzü, diğer yüzü... Madalyonun tek yüzü var Fikri Kavgar. Bütün emeklerimin senin o tuhaf... Beklenmedik yöntemlerinle heba olmasından bıktım usandım. Öyle mi? Şimdi deri ceket işi yapıyorum ben. Burayı tekstilden kazandığım parayla kurdum. Öbür işlerdense sadece bela buldum. Ya bir düşünsene. Hala kaçakçılık yapsam seni görünce... O işi verir miydim kılıca? Bunu düşünmedim değil. Saygılar. Organize işler eski şube müdürüm. Kızım, yap bir orta şekerli Fikri Kavgar'a. Nerede kaldın Fikri? Gelir neredeyse be abi. Tine dur ne yapıyorsun Allah aşkına beni kime beğendireceksin? Olur mu babacığım seni kim beğenmez? Bu kesin amcasına çekmiş. Zeki kız öyleyse. Ha işte geliyor. Günaydın efendim. Günaydın Fikri. Bugün güzel bir gün. Sen öyle diyorsan öyledir Fikri. Hadi cevap. Ya Fikri ne acelesi vardı ya? Hadi dedim. Ne oluyor Fikri? Cevahir Bey'in size çok önemli bir haberi var efendim. Hani bugün güzel bir gün mü? Abi. Efendim. Şimdi şöyle bir şey vardı abicim. Ne oldu Cevahir? Bir şey olduğu yok abi. Ben bir şey söyleyecektim de sana. Abi. Bana ne söyleyeceksin Cevahir? Ayda arsa mı satın aldın? Yoksa uyurken benim böbreğimi mi sattın? Yoksa bu ev bizim değil mi? Terk mi edelim?
Ne yaptın ha? Şey abi, sen yine ne yaptın? Bana bak ya buraya. Sen ne yaptın yine? Benim senden ne bir hissettiğim ha? Allah'ım be! Recep Bey! Abi! 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 Baba! Abi! Abi! Baba! Oh my God! Yapma! Artık sesim kalmadı. Oturuyorum. Ses geliyor arkamdan. Oturuşundan olabilir mi? Ben onu öyle önerdim. Yani. Neyse, bu saatte tavsiye. Nasılmış? Annenle bu anneme, annene. Ya zaten sen beni hatırlamak gibi konuları hiç şey yapma. Ne? Beni hatırlamak gibi fuzul işlerle, fuzul işlerle, fuzul işlerle. Ha, al işte saatim de çalışmıyor. Sırada var Nes. Hadi sen de git artık eve. Geç oldu. Çocuk gece gündüz hemen çalışıyor ya. Ya ne? Yine mi? E bu kadar sık olmaz ya. Ya niye başka yeri yadırgıyorsun? Hiçbir bir işin ucundan tutmuyorlar. Bir işin ucundan tutmuyorlar. Kaş göz oynuyor ama kafa sanıyorlar. Oraya mı gidiyor? Ne bileyim. Sadakatsizliği benim yaşamımda göremezsiniz. Şeyden alalım. Dürüst çalışkan maymun iştahlı. Yani bu gemiyi karasularda şey yapacağız. Necep Bey! Abi! Necep Bey! Ne oldu be?